Aşk, Türk dilinde en güzel kelimelerden biridir. Yaratanın insana bahşettiği en yüce duygulardan biridir. Aşk kelimesinin aslı Arapça aşk kelimesidir. Bu kelimenin Türkçe ışık kelimesine benzemesi oldukça anlamlı ve esrarın gizidir. Bu kitapta aslında Yunus Emre'nin şiirlerinde aşk kelimesi ışık olarak yazıyor. Çok ilginç. Işık ve ışık. Bir tesadüf olabilir ama hayatımız bu gibi güzel tesadüflerle doludur. Bir örnek daha. Türkçe ateş kelimesi. Bu kelime Arapça susamak anlamına gelen ateş kelimesine çok benzer. İnsanın yüreğindeki aşk gerçekten alev alev yanan ateşe de benzer, birinin susuyan durumuna da benzer. Örneğin, bir insan sevgilisiyle birlikte olmak istiyorsa onun bu isteği susamış, susayı, su içmek isteyenin durumuna benziyor. Şu da ilginçtir ki, Arapça ateşe ne derler? nar derler bu meyveye benzer bir kelime bu da bir ateş alevine benzeyen bir meyvedir. Değerli dostlar ben dilleri sadece iletişim aracı olarak değil daha çok sanat aracı olarak çok severim. Bu programda Yunus Emre'nin aşk ve ateş konularına değinen iki şiirini sizinle paylaşmak istiyorum ve aynı zamanda bu şiirlerin, bu dörtlüklerin benim inancıma ne kadar yakın olduğunu da size göstermek istiyorum. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. O od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Bugünün Türkçesiyle söylersek, aşk ateşiyle yananların tüm vücutları ışık olur. O ateş bu ateşe benzemez, Alevleri gözle görülmez. İlginç olan şu ki Yunus'un burada alev için kullandığı sözcük zebane, farsça dil anlamına geliyor. Bu ateş dillerinden, alev dillerinden İncil'de de bahsediliyor. İncil, Mesih'in güye yükselişinden sonra havarilerinin ve öbür şakirtlerinin üzerine mukaddes ruhun inişini şöyle anlatır ateşten dillere benzer bir şeyler görünüp dağılarak her birinin üzerine indi. Yahya peygamber de İsa Mesih'ten söz ederken, o sizi mukaddes ruhla ve ateşle vaftiz edecek diye söyledi. Şimdi papaz birini vaftiz ederken suya daldırdığı gibi, Mesih'i izlemek isteyen herkesi Mesih mukaddes ruhla doldurur. Ancak bu vaftiz bedenin suya daldırılması değil, ruhun ilahi aşk ateşiyle sarılması anlamına geliyor. Zeburda da Allah'ın rüzgarları melekler, ateş alevini hademe ettiği söylenmiştir. Bu ayet İncil'de şu şekilde alıntılanmıştır. Allah meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar. Yunus Emre ve diğer mutasavvıflar İnsanla Allah arasındaki ilişkiyi aşık, maşuk, seven, sevilen olarak görürler. Kişi aşık olmak gerek. Maşukunu bulmak gerek. Aşk oduna yanmak gerek. Ayruk oda yanmaz ola. Sol mısradaki ayruk od başka bir ateş anlamına gelir. İnsan başka ateşle yanmamalı. Sadece Allah sevgisiyle yanmalı. Allah'ı maşuk yani sevgili olarak kabul etmek düşüncesi, yaklaşık üç bin yıl önce yaşayan Kral Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi'nde bulunmaktadır. İmanlı kişi, yaratana aşık olan biridir. Yaratan da onun tek sevgilisidir. Ezgiler Ezgisi'nde imanlı kişiyi simgeleyen kız, Rabbi simgeleyen sevgilisine şöyle der, Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir. Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü, tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi. Sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile yine de hor görülür. Aşk yakıp bitiren ateştir. İnsan Allah'ı böyle aşkla sevmeli. Onun yanında her şey değersizdir. Allah bizi böyle aşkla seviyor. İncil Allah'ın sevgi olduğunu ilan eder. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Ayrıca İncil'de şu kelam var. Allahımız yakıp yok eden bir ateş gibidir. Bu gibi mısraları ve ayetleri çoğaltmak mümkün. Yunus Emre'nin inancı benimkinden farklı olduğu halde ben onu gerçek bir kardeş olarak kabul ediyorum. Şiirlerini okurken çoğu zaman onun duygularına katılıyorum. Benim kanaatimce Yunus Emre Türk halkının en değerli hazinelerinden biridir. Dikkatiniz için teşekkür ederim değerli dostlar. Esenlikler olsun.